Merhaba. Başlamadan bilinmesi gerekenler diye bir başlığımız var. Burada bazı konular yazdım. Bunları işleyeceğiz birlikte. Şimdi ilk olarak Amazon'da kişisel olarak mı yani bireysel olarak mı başlayayım? Yani yoksa bir şirket mi açayım? Şirket mi açmam faydalı olur? Yoksa kişisel olarak mı başlayayım? Hani kişisel olarak başladık. Ondan sonra hani bakalım işler nasıl yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, tutturabilecek miyiz, tutturamayacak mıyız. Ondan sonra gerekirse şirkete geçelim tarzında mı hareket edip o şekilde girmek gerekiyor. Yoksa hani direkt bu işi gerçekten biz bir iş olarak görüyoruz, bir şirket kuralım, şirket olarak Amazon'da yer alalım tarzında mı başlamak doğru. Ben burada tamamen hani şirket olarak başlanmasından yanayım. Şimdi kişisel olarak başladığınız zaman bazı dezavantajları oluyor. Bunlardan bahsedeceğim. Kişisel olarak başladığınız vakit örneğin sattığınız ürünlerden müşterinizin zarar görmesi durumunda herhangi bir davayla karşı karşıya kaldığınız zaman kişisel olarak bütün şahsi mal varlığınızdan, şahsi birikimlerinizden hepsi risk altına girmiş oluyor. Dolayısıyla hani burada sizi koruyacak bir şey olmuyor. Yani kişisel olarak Amazon'da yer alıyorsunuz. Atıyorum burada bankadaki birikiminiz, mevcut likiditeniz, eviniz, arabanız bunların hepsi artık bir risk haline gelmiş olabiliyor. Şirket olarak başladığınız zaman örneğin sattığınız ürünlerden müşterilerinizin zarar görmesi ve dava açılması durumunda bu sefer şirkete koyduğunuz sermaye kadar sorumlu olduğunuz için sadece onunla sınırlı kalmış oluyor hadise. Yani bu konularda düzgün bir başlangıç yapmış olmadığını ben şirketle başlamanızı, şirketle devam etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii bu şirket konusu başlangıçta hani dediğim gibi insanlar biraz endişeyle yaklaşabiliyorlar. Yani işte aylık 39 dolar ödemek istemiyorum. O yüzden kişisel olarak başlayayım. Hani yapabilirsem yaparım, yapamazsam çıkarım tarzında bir hareket tarzları olabiliyor. Saygı duymak lazım. Tabii yapılabilir. Ama dediğim gibi hani bu işi bir iş olarak görüyorsanız, bu işten geçiminizi sağlamayı planlıyorsanız, bu işi bir büyütmeyi planlıyorsanız tabii ki kesinlikle şirket olarak başlayıp şirket olarak devam etmenizde fayda var. İkinci konu şirket olarak başlamaya karar verdik. Amerika'da şirket kurmaya karar verdik. Amerika'daki şirket çeşitleri nelerdir diye sorarsanız Amerika'da iki türlü şirket çeşidi var. Birisi LLC dediğimiz Limited Liability Company yani Türkiye'deki karşılığı limited şirket oluyor. Diğeri de Corp dediğimiz AŞ yani Türkiye'de karşılığı AŞ olan şirket çeşidi oluyor. Corp'un tabii iki çeşidi var. Onu da bahsetmiş olayım. Bir C Corp var, bir de S Corp var. S Corp dediğim gibi burada vatandaş olanların kurabildiği bir şirket çeşidi. C Corp da normal onun bir küçük versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Küçük AŞ gibi düşünebilirsiniz. Yani Corp'la LLC arasındaki fark ne derseniz işte yani birinde tabii hani Türkiye'deki gibi yönetim kurulu toplanıyor. Yönetim kurulu belli rutin aralıklarla işte defterler oluşuyor. Gene her ikisi de yani LLC de Corp'ta tek kişiyle kurulabiliyor. Corp'un tek avantajı LLC'ye göre yani borsaya açılma imkanı oluyor Corp'ta. Tabii LLC olup sonra Corp'a da çevirebilirsiniz firmanızı. Öyle bir avantaj da yani her zaman mevcut. Yani LLC olarak kurup başlayabilirsiniz. LLC olarak kurup başlamadan önce de hani adres olarak ben evinizin adresini vermenizden yana değilim. Yani bu konuda burada UPS mailboxları kullanılabilir. Artı diğer firmaların mailbox sağlayan firmalar var. Onların mailboxları kullanılabilir. Bunlar mailbox kullanırken şöyle düşünmeyin. Yani PO Box şeklinde bir adres vermiyorlar bunlar size.
fiziki bir adres sağlamış oluyorlar. Sadece fiziki bir adresin yanına CT number vermiş oluyor. Yani atıyorum bir adres veriyor size, adresin yanına diyor ki işte ST atıyorum 542. 542 sizin UPS'teki mailbox kutunuzun numarası olmuş oluyor ama önüne bir adres koyduğu için bu adrese şirket kurulabiliyor. Fiziki bir adres sağladıktan sonra çalışacağınız danışmanlık şirketi veya bir muhasebeci bu bilgiyi paylaşıyorsunuz. Burada da ben bir muhasebeciyle çalışmanızdan tarafım. Yani online olarak bu tarz danışmanlık şirketleri var işte. Amerika'da şirket.com olsun. Onlarca legalzoom.com olsun. Bu tarz firmalarla şirket kurma yoluna gidebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi hani muhasebeciyle kurmanızdan tarafım. Hatta bu konuyla alakalı daha detaylı muhasebeci CPA dediğimiz, mali müşavir dediğimiz CPA'mizle birlikte bir videoda planlıyoruz çekmeyi. Orada yine eğitim linkimize koyacağız. Orada da daha detaylı muhasebe konularını ele almış olacağız. Muhasebe firmasıyla şirket kurmaya karar verdiniz. LLC kuruyoruz. Şirket kuruyoruz. Ve muhasebecimizle anlaştık. UPS'ten mailbox'ımızdan fiziki adresimizi aldık. Sonrasında bunu muhasebecimizle paylaşıyoruz. Ortalama yaklaşık yani Amerika'da şirket kurumu 500 dolarla 800 dolar arası değişiyor. Yani 800 dolara nasıl ulaşıyor? Hani hızlandırılmış şirket talep ediyorsanız eğer bu rakamlar biraz daha yüksek çıkabiliyor. Yani bir haftada atıyorum evraklarımın tamamının gelmesini istiyorum veya işte 3 günde gelmesini istiyorum derseniz hızlandırılmış şirket çeşidi de var. Onu da sağlayabiliyor muhasebeciler. Dediğim gibi şirketinizi fiziki bir adresi aldıktan sonra, kurduktan sonra şimdi muhasebeci seni hangi ne tür evraklar getirmiş oluyor, ne tür evraklar sağlamış oluyor? Birincisi IRS kaydınızı yapıyor. IRS kaydınızı yaptıktan sonra AIN number dediğimiz identification number'ınız gelmiş oluyor. Yani bu vergi numaranız olmuş oluyor buradaki. Bunu da aldıktan sonra artık burada bağlı bulunduğunuz city hangisi ise Amerika'da bağlı bulunduğunuz eyaletin hangi sitesinde kayıtlıysanız o siteye kaydınızı yapmış oluyorlar. Oradan sonra IRS number'ınız geldikten sonra şirket kurulumu gerçekleştikten sonra da çalışmak istediğiniz bank hangisi ise atıyorum Chase Bank olabilir, Bank of America olabilir, Wells Fargo olabilir. Bu bankaların herhangi bir tanesine gidip şirket evraklarınızla birlikte hesap açılıyor. Banka da şirketiniz adına hesabınızı açmış oluyorsunuz. Burada şimdi önemli olan nokta şu oluyor. Açacağınız şirkette verdiğiniz bilgilerin bankadaki adres kısmında şirketinizin kurduğunuz yani UPS Mailbox'a kurduğunuz için şirketinizi burada verdiğiniz adresin o şirket adresi olarak yani IRS kaydına geçen adres şeklinde bankadaki adresinde aynı şekilde aynı adrese kurulmuş olması gerekiyor. Burası çok önemli bir nokta. Bu noktada tabii bankadaki işlemlerinizi yaptırdığınız zaman bu o adresin fiziki bir adres olmadığını, bir kutu olduğunu bankadaki sistem bunu algılıyor tabii. Sizden ekstra bir tane daha adres vermenizi istiyor. Bu adresi vermenizdeki sebep de size çıkardığı yani şirketinizin adresi şirketinizin adına çıkardığı kredi kartını gönderebileceği fiziki bir adres istiyor. Yani UPS mailbox'ınıza kredi kartınızı banka göndermeyecektir. Bir tane fiziki adres isteyecektir. O adrese de yani oturduğunuz ev olabilir, bu çalıştığınız iş yeri olabilir. Oraya yönlendirmiş oluyorsunuz. Amerika'da açmış olduğunuz bankanın debit kartını. Tabii burada şu da önemli. O anda yani şirket işlemlerinizi yaptığınız anda debit kartınızı, geçici debit kartınızı vermiş oluyorlar o anda size.
Bu debit kartla normal Amazon account'ımızı açmış olmuyoruz. Normal orijinal kartımızın gelmesini bekleyeceğiz ama şunu da söylemem gerekiyor bu noktada. Şirketimizin hesabını açarken aynı anda siz şirketiniz adına kredi kartı talebinde de bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda genellikle alt limit 500 dolarlık bir 500 dolarlık bir limitle başlatıyorlar. Öncelikle. Bu tabi ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. Yani çalışma performansınıza, ödeme performansınıza göre kredi limitiniz artmış oluyor. Yani Amerika'da kredi puanı çok önemli. O yüzden hani hem kişisel kredi puanınız önemli hem de şirketinizin kredi puanı çok önem arz ediyor. Dolayısıyla hani şirket kurma aşamasında debit kartı müracaatı yapıp aynı anda şirket kredi kartını da almakta fayda var. Bunları da sağladıktan sonra yani ne yapmış olduk? Fiziki bir adres aldık. Fiziki bir adresimiz adına muhasebeciyle çalıştık. Muhasebeciyle çalıştıktan sonra IRS numaramızı aldık, EİN numaramızı aldık, belgelerimizi aldık, şirket açılış belgelerimize birlikte bankaya müracaat ettik. Bankaya bu belgeleri ibraz ettikten sonra şirketimiz adına şirket hesabımızı açtık. Debit kartımızı talep ettik. Debit kartımız geldi. Orijinal debit kartımız geldikten sonra evraklarımızla birlikte şirket hesabımız adına Amazon account'umuzu açmış oluyoruz. Amazon account'umuzu açtıktan sonra bazı güvenlik konuları var. Hesabınızla ilgili bazı güvenlik konuları var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Bir kere öncelikle bulunduğunuz ortamda Amazon account'umuzu yönettiğiniz ortamda atıyorum bu eviniz olabilir. Amerika'dasınız, evinizdesiniz. Kullandığınız internetin şahsınıza ait olması gerekiyor. Yani şahsınıza ait olmasından kastettiğim şu. Yani bu internetin başka bir Amazon account'unda daha önce kullanılmamış olması gerekiyor. Başka bir Amazon account'unda daha önce kullanılmamış olması gerekiyor. Bu tamamen yani temiz bir internete sahip olmanız anlamında söylüyorum. Yani cep telefonunuzdan tabii ki bağlanabilirsiniz. Artı evinizdeki bağlı bulunduğunuz interneti de kullanabilirsiniz. Veya iş yerinizde ayrı bir IP alırsınız. İş yerinize gittiğinizde o IP'den bağlayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem kesinlikle daha önce Amazon account'un kullanılmayan bir internetten bağlanmanız artı daha önce Amazon account'u da kullanmadığınız bir bilgisayardan bağlanmanız önem arz ediyor. Artı diyelim ki evinize misafir gelmiş olabilir veya siz başka bir yere misafir gitmiş olabilirsiniz. Gelen misafirler veya gittiğiniz yerdeki ev sahiplerinin Amazon account'u, Amazon seller account'u olabilir. Bu noktada da yani arkadaşınızın hesabı olabilir gittiğiniz yerlerde. Onun internetinden Amazon'unuza login olmamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken diğer bir husus. Yani ayrı internet, ayrı telefon, ayrı bilgisayar. Bu noktada dikkat etmeniz gereken kısımlar olacaktır. Sonrasında atıyorum eşiniz adına bir hesap daha açmak isteyebilirsiniz. Eşiniz adına başka bir hesap açmayı planladığınız zaman da yine aynı şekilde ayrı bir internet hattı, ayrı bir telefon, ayrı bir bilgisayara ihtiyacınız olacağını unutmayın. Bu noktalar da dediğim gibi çok önemli. Ayrı bir mailbox adresi, ayrı her şeyi ayrı planlamanız gerekiyor. Ayrı bir banka hesabı, ayrı bir kredi kartı. Her şeyi yani bu şekilde güvenlik konusunda ekstra güvenlik sağlamanız gerekiyor. Onun haricinde tabii farklı diyelim ki gittiğiniz yerlerde IP'den login olursanız ne gibi problemler yaşayabilirsiniz? Yani bunun örnekleri mevcut. Hani çok böyle gözünüzü tabii korkutma anlamında söylemeyeceğim bunları ama yani Amazon sizi
anlamadığınız bir şekilde farklı IP'den login olduğunuz zaman hatta eBay, Amazon'un haricinde eBay de bunu yapabilir. Yani suspend edebilir. Bu tip problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yani hani normal temiz bir şekilde gitmekte fayda mülazalar. Diğer bir konu Product Liability Insurance dediğimiz konu. Product Liability Insurance ne işe yarıyor? Atıyorum sattığınız şirketinizin sattığınız inventörisinin değeri atıyorum 500 bin dolarlık bir inventörünüz mevcut. Bu 500 bin dolarlık inventörünüzden sattığınız müşterilerin herhangi bir ürününüzden zarar görmesi durumuna karşı sizin sahip olduğunuz bir insurance çeşidi. Yani sizi bu şekilde karşı karşıya kalacağınız davalara karşı sizi koruyacak bir liability çeşidi. Bu konuyla alakalı da detaylı bir insurance firmasıyla birlikte bir video planlıyoruz. O da çektiğimiz zaman tekrardan eğitim portalımıza ilave olmuş olacak. Bu noktada da dikkat edeceğiniz hususlar, hani aklıma gelen kısımlarıyla söylemiş olayım. Yani sattığınız ürünlerden müşteriler zarar görebilir, size bu konuda bir geri dönüşüm yapabilirler, dava açabilirler. Bu dava konusunda da işte sattığınız ürünlerin çeşidine göre insurance firmaları ne satıyorsunuz, ne kadar satıyorsunuz, yıllık cironuz nedir, işte envanterinizin değeri nedir, ona göre bir ürünlerinizin çeşidine göre, sattığınız ürünlerin çeşidine göre, yıllık cironuza göre belli bir insurance kapsamına sokup atıyorum aylık 50 dolar 100 dolar arası bir rakam belirliyorlar. Onu işte yılda ödemiş oluyorsunuz. Bu noktada da tabii hani bu işi eğer bir iş olarak düşünüyorsanız mutlaka bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer bir konu vergi konusu. Vergi konusunda da dediğim gibi hani danışmanlık şirketleriyle vergi konularında veya direkt diğer şirket konularına yol almanız zor olabilir. Amerika'da iş yapıyorsanız eğer mutlaka bir muhasebeciyle çalışmanız, CPA diyoruz. Mali müşavirlerle çalışmanız gerekecektir. Bu vergi konularıyla alakalı dikkat edeceğiniz çok hususlar var. Yani topladığınız taksların, seller taksların 3 aylık veya aylık periyotlarla veya 6 aylık periyotlarla veya yıllık periyotlarla ödenme sürecinin takip edilmesi gerekiyor. Onun haricinde şirketinizin bilgilerinin her yıl belli dönemlerde siteye bildirilmesi gerekiyor. Yani benim şirketim buradadır, devam ediyorum. Herhangi bir şirkette herhangi bir yönetici değişikliği olmadığı, adresim aynı tarzında bildirimlerinizi takip edecek bir muhasebeciye de yine ihtiyacınız olacak. Artı vergi konularında yani şirketten yapacağınız harcamaların hangileri olduğu, şirketten şahsınıza bir harcama yaptığınız zaman ne gibi sorunlar yaşayacağınız, örnek vereyim diyelim ki şirketten belli bir kazancınız var. Bu şirketteki kazancınızın belli bir kısmını şahsi olarak yaptığınız zaman bu tabii şahsi olarak yaptığınız kazançların tutarı belli bir rakamı aştığı zaman bu sefer bunu tabii eğer kendimize payroll yani sigorta yani bir maaş şeklinde yazmadıysanız bunu da direkt düşüyorsanız bunun tabii belli bir kısmından sonra yani problem olma ihtimali yüksek. Yani hatta bir dava açılması durumunda kişisel varlıklarınıza bile gidebilecek problemlerle karşı karşıya kalma durumunuz var. Yani dediğim gibi vergi konusu çok dikkat etmeniz gereken, çok hassas olmanız gereken konulardan biri. Bu konuyla alakalı daha önce de bahsettiğim gibi CPA'mizle yani muhasebecimizle bir videomuz olacak. Daha detaylı bilgileri orada paylaşmış olacağız. Şirket kurarken en son anlatacağımız konu da şirket kurarken bütün belgelerinizin tamam olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Retail arbitraj yapacaksanız kesinlikle seller permit yani reseller sertifikanızın olması gerekiyor. Bu da tabii ne işinize yarayacak? Bu da distribütörlerden mal alırken
bu belgeyi kullanarak mal almış olacaksınız. Bu distribütörlerden mal alırken vergi ödememenizi, yani şunu demiş oluyorsunuz. Ben malzeme alacağım sizden ve bu alacağım malzemeyi de Amazon platformunda satmış olacağım. Yani ben bunu kullanmak amacıyla almıyorum, satmak amacıyla alıyorum. Dolayısıyla taks ödemeden, vergi ödemeden almış oluyorsunuz toptancıdan aldığınız malları. Bu seller permit o işin neyi, o işe yarıyor. Bunu da bağlı bulunduğunuz siteden alıyorsunuz. Bunun haricinde başka söyleyebileceğimiz neler var? Dediğim gibi tekrardan diğer derslerimizde görüşmek üzere.